Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden devam ediyoruz. 10. söz namı diğerle Haşr Risalesi'dir. Haşr Risalesi elbette isminden de anlaşılacağı üzere ölümden sonra diriliş hakikatini anlatıyor bize. Bunu nereden anlatıyor? Bunu bir ayetin gölgesindeki tefekkürleriyle anlatıyor. Hemen önce oraya bir gidelim. Yine ayetimizi teberrüken bir hatırlayalım. Ondan sonra da kaldığımız yere dönüp ikinci hakikatteki kaldığımız yere dönüp oradan tefekkür etmeye devam edelim. 10. söz iki ayet-i kerime ile başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Bu her ayetin bidayetindeki ayet, her ayeti okutan ayet, her ayetinde gönderim yaptığı ayet. Yani yüzünün baktığı ayet diyelim. 2. ayetimizde Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu ayet-i kerimenin kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Bu ayet-i kerime bize kainat üzerinden haşre deliller bulmak noktasında bir bakış açısı öğretiyor. Nedir? Bahardaki dirilişler haşirdeki dirilişin delilidir. Yani o baharda başarılan şey, muvaffak olunan şey, tecelli eden şey haşrı hayli hayli inanılır kılar. Çünkü baharı gerektiren rahmet haşrı da gerektirir. Yani insan türünün de tekrar varlığa dönmesini gerektirir. Bahara imkan veren kudret yine imkan verir ki haşırda Cenab-ı Hak tekrar varlığa bizi döndürsün ve orada bizi belli bir sürecin ardından tartılmanın tabii tartılmak derken kilomuzun değil, amelimizin tartılması, onu kastediyorum. Amelimizin tartıldığı, hasenatımızın, seyyiatımızın apaçık önce bize gözüktüğü, sonra amel defterinde okunduğu, sonra işte tartıdan sonra ona göre cennet cehennem ayrımının olduğu, tabii en başta iman üzere olursak yine cennet umudumuz hep var. Cenab-ı Hak iman ile kabre girmeyi nasip eylesin. İşte öyle bir sürecin mümkün olduğunu kudret üzerinden, yine baharda gözüken kudret üzerinden ve gerekliliğini de rahmet üzerinden, baharın gerektiren rahmet üzerinden. Yani Cenab-ı Hak ne mecbur edebilir? Demek ki Cenab-ı Hak fazlı ve keremi öyle istiyor diye baharı yaratıyor. İşte o fazlından, keremden bekleriz ki insan türü de gitmemek üzere ölmesin. Tekrar hayata dönsün, varlığa dönsün. Evet, ayet-i kerimemiz buydu, bunlardı. Onların gölgesinde haftalardır seyahat ediyoruz. İşte tefekkür ede ede en nihayet ikinci işaretin içine girdik. İkinci işaretle epey bir miktarda okuduk. Neredeyse yarısını okuduk sayılır. Yine hep yaptığımız gibi metni bir tamamen okuyalım. Ondan sonra incesini konuşmadığımız yerden konuşmaya devam edelim. İkinci işaret. Pardon, ikinci işaret dedim ya. İkinci işarette değildik ki biz. İkinci hakikatteydik, pardon. Dilim ikinci işarete bir alıştı. Oradan size tekrar ders yapacaktım. Efendim, ikinci hakikat Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Yani bu cümle ne anlama geliyordu? Bu hakikatler boyunca her hakikatin başında böyle bir cümle olacak. Bunun manası, bu bahiste o ayet-i kerimede öğrendiğimiz şablonun, kalıbın, formülün içine rahmet ve kudreti çıkaracağız. Yerine Kerim ve Rahim isimlerini koyacağız. Bir de onunla bakacağız.
Bu ikinci hakikat bize öyle nasıl görebileceğimizi gösterecek. Yani bir tefekkür açısı öğretecek bize. İkinci hakikat, Bab-ı Kerem ve Rahmettir ki, Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Burada bir haşiyemiz var, yani bir dipnotumuz var, bir açıklamamız var. Onu okuyoruz, haşiye. Rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dıykı maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli, hileli tilki ve maymunun derdi maişetçe, vücutça zayıflığıdır. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maişete müptela olur. Haşiyemiz bitti, ana metne geri dönüyoruz. En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremde ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin murassatıyla süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Burada yine bir haşiyemiz var, yani bir açıklama notu, ona bakalım. Haşiye, evet, aç bir aslan zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite, aslana saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hali süt vermesi, bilbedahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkarane ve hakimane işler görmesi biz zarure gösterir ki, gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki, onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Onlar onun namıyla işliyorlar. Yani bu işler kendilerinin işi değil. Bunu biz nerede okumuştuk bir de? Birinci sözde.
Besmele bahsinde varlığın besmele dediğini Bediüzzaman Hazretleri bize nasıl anlatmıştı? Teberrüken bir dönüp onu bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım iyi olur. Çünkü o sözlerin kardeşliği de böyle çok açık gözüküyor. Metinler arasındaki atıfları gördüğümüz zaman. Hemen bir parça okuyalım oradan. Başta demiştik bütün mevcudat lisanı hal ile Bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti. Ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor diyor ve devam ediyor bu bahis. Hepsini okumayacağız. Geriye dönüyoruz, haşiyemizi bitirdik. Onun namıyla işlemek ne demekmiş, onu da birinci söze atıfla küçücük bir alıntı yaparak anlamaya çalıştık. Şimdi döndük tekrar metnimize. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet, edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada de kısa ömürde, denizden bir damla gibi, milyonlar cüzden ancak bir cüz'ü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi, bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise, şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklı meş'um bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurunu salifede ceryan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki, insan başıboş değil, insan başıboş değil, İnsan başıboş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan, umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da, insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmeti ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar-ı mücazat hazırlamasın. Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabii ki de. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar-ı mükafatı, bir saadet-i ebediyeyi vermesin diyor ve ikinci hakikat burada sona eriyor.
İkinci hakikatin bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ikramına çok dikkat çekiliyor burada. Baharda daha geniş bir resim vardı. Yani varlığa dönüşün bütününe bakılıyordu. Burada o dönüşün belki ikrama bakan yönüne daha çok bakılıyor. Nimetlendirme yönüne, ihsan yönüne daha çok bakılıyor. Neden? Başında söyledi çünkü. Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki dedi. Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Daha özel bir daireye girdiğini orada hissettirdi. Dün şu kısma kadar okuduğumuzu hatırlıyorum. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün valideler kısmına kadar okuduğumuzu hatırlıyorum. Orayı bir okuyalım. Yani oradan itibaren okuyarak konuşmaya başlayalım. Bugün çok tuttum. Sıkıntı. Hem gerek nebati bitki, bitkisel. Nebati yağ derler, bitkisel yağ. Eskiden böyle şeylerin arkasında yazardı. Şimdi nebati demiyorlar, bitkisel diye yazıyorlardı. Eskiden nebati yağ diye yazardı. İçindekiler, bilmem şu bu, nebati yağ. Yani bitkiden alınmış yağ. Artık ayçiçek yağı, mısır özü yağı, bilmem ne falan filan bir türlü olabilir. Ama bitkisel demek, nebat, bitki demek. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Şimdi bu mevzu yavru anne ilişkisi böyle hayat bir mücadeledir diyenlerin göğsünde bomba gibi patlıyor, kafasında bomba gibi patlıyor, iddialarında bomba gibi patlıyor. Neden? Çünkü orada kendi nefsi için var olduğunu savunduğunuz bir şey, öyle savunuyor onlar, her şey kendi nefsi için vardır, kendi hayatı için, vücudu için, menfaati için savaşır, mücadele eder, kazanmaya çalışır diyorlar, bütün kurgu bunun üzerinedir diyorlar. Fakat annelik müessesesi buna ters taklattırıyor. Anne ne yapmaya çalışıyor anne? Yani kendi hayatının önemli bir kısmını yavrusuna ayırıyor. Sadece vakit mi ayrılan? Hayır, emek de var, rızık da var. Mesela kendisi yemiyor, yavrusuna yediriyor. Orada başka riskler de var. Mesela can riski var. Onda da mesela atılıyor yavrusunu kurtarmak için, kendi hayatını feda ediyor. Burada işte o seküler ideolojinin kendi üzerinden, kendi menfaatçiliği, kendi nefsi, kendi empatisi, kendisiyle yaptığı, varlığa zorla yaptırdığı empati diyelim bunu, kendisine zorla benzetiyor varlığı da, yaptığı o empati burada çöküyor. Ha, bunu aşmak için de şey diyorlar şimdilerde, aslında işte bilmem kaç yıllık evrim sürecinde canlılar devamlılığın ne kadar önemli olduğunu anladılar. İşte türlerinin devamı için yeni nesillerini korumaya çalışıyorlar falan filan. İyi de arkadaşım, yani bu şey demek aşağı yukarı. Bu hayvanlarda, böceklerde, şunlarda, bunlarda, hepsinde tür bilinci var demek. Tür bilinci demekle niye kastediyoruz? Bir tür millet kavramı, kavim kavramı veya işte ne diyelim, ümmet anlayışı var demek yani. Sen bunu demiş oluyorsun. Yani o güvercin olsun, tavuk olsun, işte ağaçlar olsun, hayvanların başka türleri olsun, hepsi kendi milletlerini biliyorlar demek istiyorsun sen. Yani bir millet şeyi var onlarda. Ben ölürsem milletim yaşasın, atılıyorum düşmanın üstüne diye. Sanki öyle bir şeyi sahipmiş gibi söylüyorsun. Ya bu mümkün değil abicim ya. Mümkün değil. Hatta sen o yavruyu ayır sahibin şey annesinden. Annesini tanımıyor bir süre sonra. Annesi onu tanımıyor, onu tanımıyor mesela. Ne oldu, bilinç? Yok mu oldu, uçtu mu? Yani atfettikleri ideolojik şey, argüman, bir hayvanın kaldırabileceği bir şey değil o. Ya işte diyor, evrim sürecinde şöyle oldu, böyle oldu. Ya peki o bireyciliğe ne oldu, bencilliğe ne oldu? İnsanda da var mesela millet şuuru. Ama insanın bencili olduğu mu ne oluyor? Bana ne diyor milletimden, bana ne diyor ümmetten, öyle insanlar yok mu? Çok. Peki hayvanlar nasıl kendi bencilliklerini aşıyorlar? Yani ötekinin daha değerli, bunun daha değersiz olduğunu nasıl ayırıyorlar?
o küçücük beyinlerinde var olmayan o ruh şeylerinde, derin latifelerinde yok ki öyle bir şeyler, yani onun tecellisini başka sahalarda göremiyoruz. Neden böyle bir üstün ahlak eseri gösteriyorlar? İşte bu bence hani şeyin cort ettiği bir yer, o seküler ideolojinin hayvanlar üzerinden kurguladığı şeyin patladığı bir yer. Yani hayvan kendi hayatından vazgeçiyor. Yavrusunun hayatı için fedakarlık yapıyor. Bunu Allah'ın ona ihsan ettiğini düşünmezsen, acizleri koruyan bir Allah'ın annesinin içine koyduğu bir şeyle yavrusuna hizmetkar ettiğini, yani öyle bir şeyle bu korunmayı sağladığını düşünmezsen, bunu bir zat anneden, şundan bundan çıkarmak çok güç. Yani neden birdenbire böyle bir şey oluyor? Veya biyolojisinde neden birden süt salgılama şeyi oluşuyor? Bunlar hakikaten sırlı işler ama bulmak için bakanlar için sırlı yani. İşte o süt gibi latif gıda ile aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Bir haşiye var aşağıda, onu da okuyalım. Evet, evet, aç bir aslan zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite aslana saldırması. İte aslanı ben görmedim ama mesela internette çok video var. 3 tane 4 tane kobra gelmiş. O civcivleri kapmak istiyor, kobra yılanları. Abi nasıl kanatları bir geriyor böyle yavruların üstüne. Gelen kobraya vuruyor gagayla. Hiç korkusu yok. Yani o 3 tane yılan yanaşamıyor. En son pes edip gidiyorlar yani. Hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik, rahim, kerim, rahim ne demekti? Has rahmet dairesi, özel rahmet tecellileri, rahimde böyle bir şey var. Kerim, ikram eden, kerem eden, öyle bir manası var. Şefik, şefkat eden. Evet, o da Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi. Bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat, yani bitkiler, behimiyat hayvanat demek. Nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkarane ve hakimane işler görmesi bir zarure gösterir ki gayet derecede alim, alim her şeyi bilen demek ve hakim, her işi hikmetle yapan demek, her işte binlerce hikmet yaratan demek birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Kendi adlarına değil, bakınız, onun namıyla. Kendi adına çalışıyor olsa yavrusunu o kıyağı yapmaması lazım. İnsanın bile zalimi, vicdansız ne yapıyor? Çocuğunu çöpe atan var, cami avlusuna bırakan var, bilmem şu bu, bir sürü felaket duyuyoruz yani, üzülüyoruz. Bunlar var. Bak insan bencilleşti mi ne oluyor? Neticesi insanda bile sükut oluyor yani, düşüş. Ahlaken düşüş, şefkaten yok oluş, itiriliş gibi sonuçlar veriyor. Bu bir de hayvan ya. Ama bu hayvanda o bencilliği görmüyorsun işte. Yavrusunu kurtarmaya çalışıyor. Ayı geliyor mesela, kendisi küçücük aslan. Yani küçük bir çöl aslanı. Karşısında ayı var. Abi üstüne atlıyor ayının. Küçük müçük yani. Üzerine atlıyor. Yavrusu için yapıyor bunu. Bir cesaret geliyor içine. Bütün validelerde bu böyle. Bu iş gösteriyor ki bunlar başka birisinin adına çalışıyorlar. Tıpkı şeyde olduğu gibi, işte o besmele bahsinde olduğu gibi. Yani bu onların bizzat kendi bencillikleriyle başarabilecekleri iş değil. Kendi nefisleri, kendi adları adına yapacakları iş değil. Başkasının ismiyle çalışan bu fedakarlığı yapar. Mesela işte askerde diyelim görev vermişler. Yemekhane görevlisi. Herkese yemek dağıtacaksın, ondan sonra sen kendini yiyeceksin demişler. O da mecburen herkese dağıtıyor. Herkese dağıttıktan sonra kendi tablasında da koyuyor. Yiyor mesela. İşte yemekhanede yemek dağıtan kişi diyelim. Öyle bir şey var. Bunu kendi adına mı yapıyor? Hayır.
askeriye böyle yaptırdığı için yapıyor. Çünkü cezası var, şuyu var, buyu var vesaire yani. Görevi o. Bakıyorsun hayvanlardaki durum da böyle, işte annelerdeki durum da böyle. Normalde affetmeyen, her şeyi kendine almaya çalışan canlı, yavrusu oldu mu birden huyu değiştiriyor. Nefse hesabına olsa bunu yapar mı? Yapmaz. Ha işte o şeylerin dedikleri, işte neslinin devam edeceğini biliyor. O soyunun devamı için yapıyor falan. Sanki şey bunlar. Aşiret yani bunlar, böyle soyum devam etsin. Horozoğulları kabilesi devam etsin diye yavrusuna şey yapıyor yani, böyle civan mertlik yapıyor. Namım yürüsün, şanım yürüsün diye. Ki onlarda bile adam kendine öyle şeye verir mi yani, şanım yürüsün diye. Onlarda bile bencillik nasıl işliyor yani, o kabilecilik işlerinde falan. Veya işte aşiretçilik işlerinde, milliyetçilik işlerinde bencillik de vardır yani onun içinde. Ha, öyle bir şeyler açıklamaya çalışıyorlar ama altı boş. Yani ikna edici değil arkadaşlar. Bir şey hem hayatı kendi üzerine kurgulu olsun da aynı zamanda da böyle bir fedakarlığa şey olsun, teşne olsun, hemen yapsın, canını feda edecek derecede peşinde koştursun falan, bu normal değil. Bu ikisi beraber olmaz. James Dean gibi yani. Hem nihayetsiz bencil, her şey kendi nefsi için yaşıyor, hem de böyle bir fedakarlık yapıyor. Bu ikisi beraber olmaz. Orada hemen arkada başka birisinin şeyini arayacaksın. Tıpkı o erdeki askerlik şeyini aradığın gibi. Belki o er çok çıkarcı, çok bencil, çok kendi menfaatini kollayan bir er. Ama görevdeyken onu yapamıyor. Çünkü askerliğin şeyi var arkasında, disiplini var o işin arkasında. Evet. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz, sonsuz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Celal, haşmet, izzet, azamet, büyüklük demiştik. Nihayetsiz celal ve izzet, şeref, yücelik, şey, edepsizlerin tedibini ister. Şimdi buradan buraya nasıl geçti? Bakın onu daha önce konuştuk metnin başında ama burada bir daha hatırlayalım. Biz rahmeti konuşuyoruz, keremi konuşuyoruz. Birdenbire hop bir atlama oldu. Bu alemin mutasarrıfının, yani tasarruf edenin bu alemde, bu alemde işleyenin, bu alemi kullananın, bu alemde değişikliklerde bulunanın, yaratanın, tasarrufun içinde hepsi var. Tasarruf kullanmak demek özetle. Burada ne verilmiş bu tasarrufun manası? Sonsuz tasarruf hakkı ve yetkisi olan, her işi kendi istek ve kurallarına göre idare eden Allah. Burada Allah manasında kullanılmış. Ama mesela mutasarrıf Osmanlı'da ünvan olarak da var ama neye denk geliyor bilmiyorum. Acaba vali değil, yok. Müfettiş gibi bir şey mi acaba? İşte bilmem neyin mutasarrıfı geldi diyor mesela. Onun bir yüksek konumu var. Denetmen mi? Paşa gibi bir şey mi? Tam bilmiyorum yani. Ama Osmanlı'da bir ünvan da aynı zamanda mutasarrıf. Fakat asıl manası, burada kullanılan manası yani, sonsuz tasarruf hakkı ve yetkisi olan, her işi kendi istek ve kurallarına göre idare eden Allah. Tasarruf yani kullanım hakkı, değişiklik yapma hakkı, etkide bulunma hakkı falan filan, böyle doldurabilirsiniz içine. Bu benim tasarrufum der mesela. Hani ben kendim onu yaptım. Bu benim tasarrufum. Bir de iktisat manasında kullanılıyor ama onu bize yani ilkokuldan beri öyle öğrettiler ama tasarruf sadece o değil yani. Tasarruf daha geniş bir manası var. Tasarruf haftası diyor. Aslında iktisat haftası olması lazım sanki, o kullanımına göre. Okulda bize yaptırılanlara göre sanki iktisat manası var. Ama onu tasarruf kelimesiyle kullanmışlar. Bilemiyoruz, böyle anlam kaymaları olabiliyor. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Bak hop, rahmet, kerem, birden celal ve izzet olduğu. Hadi bakalım. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz keremin, nihayetsiz rahmetin celal ve izzete bağlanışı, girişteki konuştuğumuz şeydi yani, ilk dersimizde, buranın ilk dersinde konuştuğumuz şey burada da vardı. Nasıl diyordu mesela girişte?
Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın diyordu. Orada da şöyle bir tefekkürde bulunmuştuk. Rahmete ve kereme varlığı mecbur eden, aynı zamanda celal ve izzet de sahibidir. Yani mesela şimdi biz dünyanın düzenini üzerinde yaşayanlar olarak rahmet ve kerem olarak tadıyoruz. Dünya güneşin etrafında belli bir yörüngede dönüyor. Bu yörüngenin biraz ilerisinde olsa yanarız, biraz gerisinde olsa donarız. Tam bizim fiziğimize, kimyamıza, biyolojimize uygun şekilde bunu yapıyor dünya. Milyonlarca yıldır. Bizde bunun tecellisi kerem ve rahmet. Ama dünyayı o şekilde tutan, döndüren, haddinden şaşırtmayan, haddini aşmasından men eden celal ve izzet. Yani dünya nasıl o büyük cismine, hızına rağmen o şeyden çıkmıyor. Güneş mesela o cismine, çekim kuvvetine rağmen sinesine basamıyor dünyayı, yakamıyor. Öyle belli bir yörüngede dönüp duruyorlar. Veya daha büyük şeyler için düşünün, galaksilerin o hareketleri falan, onlardaki düzen, matematiksellik falan. Bu onların celal ve izzetle bu nizama istihdam edildiklerini gösteriyor. La havle ve la kuvvette olduğu gibi. Yani kontrol de Allah'tan, kuvvet de Allah'tan, hareket de Allah'tan. O hareketin tanzimi de Allah'tan. Durması gereken yerde durduruyor, hareket etmesi gereken yerde hareket ettiriyor. O Pirelli abimizin dediği gibi kontrolsüz güç, güç değildir. Yani Cenab-ı Hak kudretini kontrolsüz bir şekilde vermiyor şeye. Dünyanın bir hızı var. O hızda dönüyor. Kıvamı var yani bu işin. O kıvamda oluyor. La havle ve la kuvvete o kıvamı ifade eder yani. Hem güç vardır hem de onun kontrolü durması gereken yerde de çünkü bir güç gerekir varlığa. Nasıl arabaya giderken gaza basıyoruz, dururken frene basıyoruz. İkisinde de güç gerekiyor. Gibi gibi. Bunun gibi de Cenab-ı Hak da varlığı hem bir hareket hem de bir durduruşla yönetiyor. İki tarafı da var yani bu işin. Ama o büyük varlıkların sözünden çıkamadığına göre burada bir celal ve izzet var yani. Bunlar öyle gönlüyle orada durmuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın kudreti onları durduruyor orada. Bak biz de onu nasıl görüyoruz o düzeni? Kendi üzerimizde rahmet ve kerem olarak görüyoruz. Ama büyük şeyde baktığımızda orada celal ve izzet var. Çünkü resim değişiyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim de 14. Leman 2. makamında gördük ya. Rahim en özel dairede, insan dairesinde. Rahman dünya dairesinde, oradaki canlılık üzerinde. Uluhiyette, yani Bismillah'ın Allah'ı da bütün varlığa baktığımızda gözüküyor demiştik o zaman. Orada onu öğrenmiştik. Şimdi bakıyoruz. Rahimiyet olarak kendi dünyamızda görüyoruz. İşte yediğimiz meyveler, içtiğimiz su, bize gelen kısmı yani bunun, bize özel olan rahimiyet. Daha genel hayvanların, bitkilerin, o dünyanın üzerindeki canlılığın devamı rahmet. Daha üst dairede uluhiyet, orada da izzet ve celal var artık. Çünkü büyük bir nizam, büyük bir kudret tecellisi. Nevi'de celaldir, fertte cemaldir değil mi? Bediüzzaman Hazretleri öyle söylemişti. Küçük küçük olarak biz onu rahmet olarak görüyoruz ama büyüğe baktığın zaman o celal oluyor. Küçük bir su damlası, ne kadar güzel diyoruz ya, küçük şirin bir su damlası. Ama bir fırtına olduğunda, bir böyle ne diyelim, bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığında orada artık celal oluyor. Biz korkuyoruz yani, bu su nereye gidecek Allah'ım, bizi boğdurma bu selde falan. Geçen gene oldu bak, her taraf su bastı. Çoklukta celal gözüküyor, azlıkta cemal gözüküyor. Kim nereye kadar kuşatabilirse, yani onu kuşatabilme kapasitesine göre celal cemal gözükebilir, cemal celal gözükebilir. Yani o tecellilerin görünüşü değişebilir ama o bakanın durumuna göre değişiyor. Karınca için o bir tek damla da belki celal tecellisi. Çünkü onun üstüne düştüğünde onu sarsıyor. Senin güzel dediğin o bir damla karınca için korku belki.
Ama senin için o bir damla güzellik. Senin için de daha yükseği korku. Sel gelse korku mesela. O da yağmurla ilgili ama bak orada artık senin kuşatma şeyini aşıyor. Biraz korkuyorsun. Tecelli haşmetleniyor. Evet. Buradaki ilgi onun gibi gözüküyor. Yani bu rahmeti ve keremi, o kocaman ağaçları, kocaman ne diyelim gezegenleri, şeyleri hizmet ettiren varlığı, böyle bulutları, şeyleri rahmet tecellisi için koşturan, arkasında hemen celal ve izzeti gösteriyor. Haşmeti gösteriyor. Büyük resme baktığınızda hadisenin büyüklüğünü kavruyorsunuz. Onu yapan mutasarrıfın, onu yapan ilahın azametine dair şahitliğini buradan kavruyorsunuz. İşte Kerem'den ve rahmetten celal ve izzete geçiş, küçük resimden büyük resme geçişle hemen anlaşılıyor. Böyle bir keremi nihayetsiz, böyle bir rahmeti nihayetsiz, öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Ha, şimdi rahmetten, keremden başladık konuşmaya ama o rahmet kerem bizi lezzet şey celale ve izzete götürdü. Şimdi celal ve izzet de arkadaş, bu gezegenleri, yıldızları yörüngelerinden bir saniye saptırmadan döndüren bu azamet, büyüklük, senin gibi terbiyesizin, sizin, yani senin gibi derken estağfurullah, sizi kastetmiyorum. Yani işte Allah'a karşı isyanda olan insanları kastediyorum. Onların tedibini istemez mi yani? Koca güneş sözünden çıkamıyor. Bak gene kelime hatalarına başladım. Bir su daha içeyim ben. Elhamdülillah. Koca güneş sözünden çıkamıyor Cenab-ı Hakk'ın. Sen çıkıyorsun. Var mı öyle yağma? O celal ve izzet bunu affeder mi? Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Bir kötek lazım yani. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Bak, nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Madem sonsuz rahmeti, o sonsuzluğa yaraşır bir şekilde sonsuzca ihsan etmek ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüz'ü yerleşir ve tecelli eder. Yani o hani hadis-i şerif var, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, bütün validelerin rahmetlerini toplasan, kalplerindeki şefkati toplasan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir damlası gibi, okyanusun bir damlası gibi, o kadarcık yani. Şimdi böyle bir rahmet tamamen tecelli etmek istemez mi? Devam ediyoruz. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi, bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise, yani yok oluş ise, şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete. Muhabbet, hırkat ne demek? Hırkat yangın demek herhalde. Ayrılık ateşi, evet. Muhabbeti hırkate, nimeti nikmete. Nikmet ne demekmiş? Ona da bakalım. Nimetin zıttı diye biliyorum ama yine de tam karşılığı neymiş? Sıkıntı, azap demekmiş. Şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklı meş'um, rahatsız edici bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. İntifa neymiş? Sönmek demekmiş. Bakınız nereden nereye geldik. Şimdi Cenab-ı Hak varlıkta ne kadar rahmet ve kerem sahibi olduğunu gösteriyor. Cömertliğini gösteriyor, güzelliğini gösteriyor. Eğer bunları sonsuzca tecelli ettireceği, bizi de ona şahit tutacağı, bizi de onlardan sebeplendireceği, nimetlendireceği bir yer olmazsa, ne olur? O bizim tattığımız yoksunluk olur. Yani öğretti ama vermedi olur. Dilimize değdirdi ama yedirmedi olur. Yani fark ettirdi ama ihsan etmedi olur.
Çünkü biz bu dünyada o rahmetin, o keremin kaçta kaçını görüyoruz? Potansiyeli hissediyoruz o tecelliden. Sadece kendimiz üzerinde olandan değil, varlığa baktığımızda görüyoruz ki aa, bu Allah bize neler neler ihsan edebilir, istese neler yapar. Ama yapmıyor. O zaman bak, Allah Allah deriz, niye yapmıyor? Oradan bizde bir suizan oluşur, nefret oluşur, ne diyelim, haşa, isyan oluşur yani bunlar. İşte tattırdı ama yedirmedi deriz, yani az önce söylediğim gibi. İşte bilmiyorum, koklattı ama vermedi falan gibi bir şeyler hissederiz yani. Bu çünkü onu gösterir. Şöyle bir örnekle açmaya çalışayım. Diyelim ki çok böyle zengin, durumu müsait bir yakınınız var. Siz de çok ihtiyaç sahibisiniz. Adam evinizin, size misafirliğe geliyor. Evinizin kapısına bilmem nasıl bir Mercedes de geliyor. Geliyor, çayınızı içiyor, işte bisküvinizi yiyor falan filan, ne ikram ettiyseniz. Görüyor da halinizi, kiradasınız, borcunuzu ödeyemiyorsunuz falan, belki böyle durumlarınız var. Adamı tamam diyor, işte çayımızı içtik, iyisin hoşsun, hadi bana eyvallah. Şimdi şey hissedersiniz, ya ne pis adam dersiniz belki içinizden. Benim durumumu biliyor. Kendisi de ne kadar şey, geniş durumu, çok rahat. Evleri bilmem sıra sıra, fabrikaları bilmem şöyle böyle. Yani bindiği arabadan belli adamın durumundaki genişlik. Ya benim de müşkülümü biliyor. Buraya kadar da geldi. Ama bir de gösterdi bana zenginliğini, yani arabasını gösterdi, evini gösterdi. Vermeden gitti, ya bu ne pis bir adammış ya, işte şımarık bir adammış bu böyle. Ne nasipsiz bir adammış falan böyle. Şey hissederiz değil mi? Bu kadarcık da bile. İşte Cenab-ı Hak da bu dünyada bize gösteriyor. Neler neler yapabileceğini gösteriyor. Neler neler yaptığını da görüyoruz. Şimdi ister istemez biz de bekliyoruz ki yani bunu yapan Allah bize de mutlaka daha ne ihsanlarda bulunur. Yani bu sadece bu dünyadan ibaret değil. Bu dünyada tattığımız ne ki? Daha neleri neleri vardır bunun diyoruz. Öğreniyoruz, fark ediyoruz. Bunu bize fark ettiriyor kendisi. Ama o vermiyor. Allah Allah. Ama niye böyle bir şey yaptı? Bu bir işkence türü değil midir yani? Adam çok susamış. Suyu karşısında Erol Taş gibi böyle döküyorsunuz. İşkence değil mi bu? Veya işte yine işte aç insanların karşısında oturur, böyle eski filmlerde vardır. Bizans şeyi, tekfuru, böyle tavuğu parçalamış diye karşısında da insanlar böyle yalanıyor falan. Bu zulümdür, bu eziyettir. Olanı gösteriyor ama yedirmiyor, vermiyor. Bu bir işkence tarzıdır yani. Eğer Cenab-ı Hak da ahireti yaratmazsa haşa, bu bir işkence, bu dünya, bu hayat. Onun o nihayetsiz güzelliği ne oldu peki burada gösterdiği? Yalan mı oldu? Haşa. Olmaz. Bak burada bir tutarsızlık var. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi, bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise, şefkati musibete, bak şefkati musibete, muhabbeti hırkate, sevgiyi ayrılık ateşine ve nimeti nikmete, nimeti azaba ve aklı meş'un bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle, dönüştürmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. O zaman bu rahmet değil diyeceksin, hepsini inkar edeceksin yani. O noktaya gelirsin. Başka şeyi kalmaz. O hem hakikatini görüyorsun hem de onu inkar etmek zorunda kalıyorsun. Bu noktaya gelirsin. Eğer olmazsa hem o celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Bu dünyanın devranı biraz da böyle. 1000 yıl daha geçse yine böyle. 10.000 yıl geçse yine böyle. O kadar dünyanın ömrü var bilmiyoruz ama hep böyle mazlum hakkını alamadan, hani hepsi için söylemeyelim ama alelekser böyle bir düzen Cenab-ı Hak yaratmış imtihan gereği, zalime kazanıyormuş gibi geliyor. Halbuki kazandığı cehennemi, cehenneminin ateşini harlatıyor, haberi yok. Ama böyle bir düzen var. O içindeki kötülüğü tam kusması için, tam böyle göstermesi için Cenab-ı Hak ona bir fırsat tanıyor tabiri caizse. Mazlumun da cennetini parlatıyor. Mazlumun haberi yok o gördüğü şeyden.
hem o celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Çok da olmuştur yani dünyada. Kötülük edenin başına aynısının gelmesi, daha kötüsünün gelmesi. Ne eskiden vardı ya, sır kapıları, beşinci boyutlar, bilmem neler, kalp gözüler, bir sürü dizi vardı. Bunlarla ilgili hikayelerle doluydu. Bazıları gerçekten de öyle, belki bazısı da kurgu. Ama bizim bile kendi hayatımızda, bak o ona şöyle yaptı, bak kendisi de bu hale düştü dediğimiz çok vaka vardır. Kurun-u Salife'de, Kurun-u Salife eski kavimler demek herhalde. Geçmiş çağlar. Geçmiş çağlarda cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki, insan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Yani o Kur'an'da bir sürü kavimden bahsediliyor. Bunlar peygamberlerine itaat etmeyen kavimler. Hepsinin de azabı haber veriliyor bize. Yaşadıkları anlatılıyor. Nuh kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi vesaire. Niye anlatılıyor bunlar bize? Cenab-ı Hakk'ın adaleti bu dünyada da işliyor. İnsan başıboş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Bak işte Avustralya'da develeri vurdular, öldürdüler garip hayvanları. Bir fare istilası olmuş şimdi. İkinci bir de örümcek istilası olmuş. Hani bilmiyorum daha ne olur. Bütün felaketler peş peşe geliyor Avustralya'ya. Biz de mesela bu korona salgını, Covid virüsü, bütün insanlığa bir musibet. Allah bunu hikmetsiz vermiyor. Bizim de çok günahımız var. Bak kaç insan öldü. Belki 5 milyon insan öldü. Belki daha fazla, kayıtlı kayıtsız, ne kadar kaydedildi bilmiyoruz. Bu da bir de bedel yani. İnsan görebilse bu bir bedel. Kurun-u Salife'de cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde, bütün varlıklar içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli, önemli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam, düzenli masnuatıyla, sanatlarıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, Allah kendisini sevdiriyor nimetleriyle, insan da ibadetle kendisini ona sevdirmesi lazım. Bak karşılıklı bir ilişki bu. Hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar-ı mücazat hazırlamasın. Ya bu dünyada yani çocuğunuzu, oğlunuzu, yeğeninizi, başka bir şeyinizi, hani bir masrafa girmişsiniz, bir emek yapmışsınız bir şey için, çocuk onun hakkını vermezse kızıyorsunuz değil mi? Bir tokat belki vuruyorsunuz, belki bir ceza veriyorsunuz. Lan o kadar masraf ettik, bu kadar kitap aldık, niye derslere çalışmadın? Veya işte o kadar masraf ettik, seni dershaneye gönderdik, İngilizce kursuna gittik, niye öğrenmedin? Bir bedel ödetmek istiyorsunuz değil mi? Çünkü zayi olan bir emek var, işte hikmeti yerine gelmeyen bir gayret var. Kıymeti bilinmemiş bir nimet var. Ondan dolayı bir ceza vermek, bir karşılık ödetmek, bir bedel almak istiyorsunuz. Her insan hissediyor. Bu bize verilmiş bu şey ne için? Cenab-ı Hakk'ın gayretullahını anlamamız için. Yani Cenab-ı Hak da elbette bu kadar nimet vermiş, bu kadar evren yaratmış, güneş, ay. Yani bizim evladımıza verdiğimiz emek de ki Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimet yanında yani. Sen bunları hor görüyorsun, boş veriyorsun, inanmıyorsun, öyle değil diyorsun, böyle değil diyorsun, cart diyorsun, cürt diyorsun. Şimdi sen evladına ceza veriyorsun, Allah ceza vermekten aciz mi? Haşa, haşa. Elbette Cenab-ı Hak kendi nimetine kıyasla, yani bizim vereceğimiz o bir tokattan, bir gün yemek yedirmemekten veya işte haftalığı karşılığını kesmekten falan, bunlardan çok ziyade bir azabı vermeye muktedirdir ve verecektir. Cenab-ı Hak
Bizi o azaptan korusun, öyle bir şeye düşürmesin. Biz onun bir zerresine bile bir an dayanamayız. Ya Rabbi bize merhamet et, günahımızı affet diye dua edelim. Ama onun izzetinin ve celalinin hakkıdır yani. Ne demek o kadar bağışı olmuş, nimet olmuş, emek olmuş ama kıymeti bilinmemiş. İnsan insanken göğsü çatlar yani böyle bir şeyin karşısında. Yani Cenab-ı Hakk'ın gayreti ki bizimkinden nice yüksek. İzzeti ki bizim izzetimizden ne kadar yüksek. Celali ki bizim öfkelenmemiz, sinirlenmemiz ne ki? Cenab-ı Hakk'ın celali milyonlarca kez daha yüksek, haşmeti. Elbette onlar da tecelligahları olan cehennemde ödetmek isterler yani. O izzet gayret sahibi Zat-ı Zülcelal, Celal sahibi bir dar-ı mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle. Bak, iman tanımaya, ibadet sevdirmeye karşılık geliyor. Bir daha okuyayım burayı. O Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla, sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet-i ebediyeyi vermesin. Mümkün mü? İşini iyi yapanlar, görevini güzel yerine getirenler, sevdirmesine mukabil sevilmeyi isteyenler ve sevilmeye çalışanlar. Yani Cenab-ı Hak onları niye küstürsün ya? İnsanoğlu bile kendisine iyilik yapanı küstürmek istemez. Elinde bir şey varsa vermek ister. Bir derdi varsa gidermek ister. Yani yardımı bulunuyorsa bulunmak ister. İnsanoğlu böyle bunları istiyor. Bu küçücük numunesi içine konmuş. Ya bir de insanın acizliği içinde bunu istiyor. Allah'ın kudreti de sonsuz. Yapmaması için bir şey yok ki. Cemali bizim cemalimizden, yani ahlakımızda görünen güzellikten sonsuz derece yüce. Ya sen bu güzel ahlakı gösteriyorsun da Allah bundan haşa sümme haşa aciz mi yani? Ondan eksik mi yani? Elbette bizim yaptığımız güzel işlerin, onun razı eden amellerin karşılığını vermek istiyor. Onlara iltifat etmek istiyor. Aferin demek istiyor tabiri caizse. İşte onun da darı, evi, yurdu, cennet. Bu dünyada dahi kalbimizde bir cennet yakıyor da, o ayrı. İyi bir şey yaptığımızda hemen kalbimizde bir cennetin var olmaya başladığını, bir tuğbayı cennet tohumu atıldığını hissediyoruz. Bir iyiliğimizi hatırladığımız zaman diyoruz ki, ya bak ne güzel yaptık o zaman, filancanın derdini çözdük, ya iyi bir ameldi onu, iyi ki yaptık o zaman diyoruz mesela. Veya işte bir yerde bir kahramanlık gerekmiş, o kahramanlığı göstermişsin. Ne zaman hatırlasan göğsün kabarıyor. Yani iyi ki yaptık onu işte. O zaman erkek olmak gereken zamanda onu yaptık. Elhamdülillah diyorsun. Bunları diyorsun. Fark ediyorsun ki bir cennet oluşuyor. Ta içinde fark ediyorsun. Elbette bunun asıl yurdu olan bir cennet de mutlaka olacaktır. Cenab-ı Hak orada rahmetini tecelli ettirecektir. Evet arkadaşlar, ikinci hakikat böylece bitti. İkinci hakikatin bütününde gördüğümüz neydi? Yine o ilk cümleyi hatırlayalım. Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Yani Kerim ve Rahim isminin gölgesinde, yansımasında ya da bir seyahat ettik. Cenab-ı Hakk'ın keremini ve rahmetini kainattan ispat ettik. Önce onun tecellilerini okuduk. Sonra oradan Allah'ın kereminin ve rahmetinin ve rahimiyetinin sonsuzluğuna gittik. Sonra da o sonsuzluğun sonsuz bir yansıma isteyeceğini okuyarak haşre iman ettik. İmanımız vardı ama elhamdülillah biraz daha iman ettik yani. Buradaki mantığı çözmüşsünüzdür. Siz de zaten nasıl bir mantık Bediüzzaman Hazretleri örgülüyor. Ve bu zaten ayetin bize öğrettiği şey. Kainata rahmet eseri olarak bakmak, bahara rahmet eseri olarak bakmak. Oradan Cenab-ı Hakk'ın kudretini görmek, o kudretten haşrin imkanını anlamak, rahmetin gerektirdiğini anlamak. Ayette bu vardı. Burada da aynı şey Kerim ve Rahim tecellilerinden okundu. Üçüncü hakikatte de hikmet ve adalet üzerinden bu okuma yapılacak. İnşallah Cenab-ı Hak ömür verirse, afiyet verirse, fırsat verirse üçüncü hakikatte buluşmak üzere diyelim. Bugünlük bu kadar.
Elhamdülillah Cenab-ı Hak her bir hakikatte imanımızı biraz daha arttırıyor. Bunu hissediyoruz. Ben ne zaman okusam hissediyorum yani bu bahisleri. Bir argüman içinize yerleştiği zaman her yerde onu kullanabiliyorsunuz. Ben mesela bazen ateistlerle şunlarla bunlarla internete tartışmalara giriyorum. O kadar rahatım ki yani öyle kendimi çok rahat hissediyorum. Kimi eskiden yani eskiyi hatırlıyorum mesela cahil zamanlarımı. O zamanlar böyle şeylere girdiğimde böyle bir çekingenlik olurdu. Hani nasıl lan ispat edeceğiz hiç girmeyelim bu konuya falan filan derdik. Ya Risale-i Nur okuduğumdan beri ben hani aç diyorum istediğin konuyu. Bir o konuşalım bakalım. Ben sana bir farklı perspektif sunayım diyorum bakalım. Yani en azından bunu yaparım diyorum sana. Adam söylüyor, ben söylüyorum. Adam söylüyor, ben söylüyorum. Bir tanesi şöyle yazmıştı en son. Vardır o da hatta bende durmaktadır. Ya diyordu hani senin bu yazdıklarınla ben imansızlığımdan dönmüyorum. Yani ateizliğimi terk etmiyorum ama diyor. Söylediklerinin kendi içinde tutarlı olduğunu kabul ediyorum diyor. Bak adam onu bana söyledi yani itiraf etti. Senin söylediklerinin dedi kendi içinde tutarlı olduğunu kabul ediyorum dedi. Tutarlı şeyler söylüyorsun. Ama dedi ben hani onunla da dönmüyorum ateizmimden dedi falan. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın mülkü istediğine verir, istediğine vermez. Bizim emeğimizle olacak iş değil. Bizimkisi kendi ahiretimize bir hasenat gönderme çabası. Cenab-ı Hakk'ın razılığını kazanma çabası. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.